Ya benden iyi BTC analizi yapamı var ve önümüzdeki süreçlerde ve bu hafta olacak haberleri biliyor musunuz ve haftalık kapanış ne gibi gelecek destekten tam noktadan aldı. Şimdi önümüzde gördüğünüz gibi bak tam bunu gördük ya bak burada çizmiştim ve direktmen aşağı yönü indi. Bunları hepsini biliyoruz çok şükür attığımız nokta atışları tek tek geliyor bak. Söyleyeceğim şeyler inanılmaz önemli yani bu önümüzdeki hafta bu yaptıkları korku panik strese sokulan noktada e, ee, önümüzdeki haberler güzel. Yani ne yapmaya çalıştılar? Yani insanları korktular mı? Vesaire vesaire korku indeksine hepsine bakacağız. Gerçekten de yani burada kalın. Burada kalın bu videoyu hani sonuna kadar izleyin. Yani kendiniz için değilse çoluğunuz çocuğunuz için izleyin gerçekten. Yani bak strese girmemeniz için izleyin gerçekten. Yani aşırı önemli yani. Mesela direkt ben söyleyeceğim. Heyecanlıyım. Direkt ben e, söylemek istiyorum. Şimdi pazartesi gelişecek olan e, salı günü ve pazartesi günü gelişecek olan duyurular var. Yani Floki diyelim. Floki'den ve XRP'den, e, Apple'dan gelişecek olan haberler var. Tamam mı? Çarşamba günü de önümüzde e, tüketici fiyat indeksi var. E, FED ve hemen e, yarım saatine yarım saat sonrasında hemen bir konuşma var. Ve ondan sonrası e, Perşembe günü tekrardan e, güzel bir haberle değil mi? FED sabit tutacağı söylüyor. Yani ondan öncesi de e, faiz arttırma olacak algısıyla yaratıp ondan sonra tekrardan piyasaya e, tekrardan olumlu hava yarattığı için e, 71.500'lere kadar geldi. Ve e, cuma günü de tekrardan e, etkinlikler var. Ve kötü bir senaryo yok. Sadece önümüzde bir FED var ve fiyat e, tüketici fiyat indeksi var. E, bu da e, beklenenin bakacağız. Ee, ben inanıyorum ki birazcık üstüne gelecek ama e, tekrardan e, fiyatı e, olumlu etkileyeceğini söyleyebilirim. Bak her şeyi kapatalım. Şu telefonu da bir atalım gerçekten de. Şu en önemli konulara bak bakalım. Şimdi ben çizmiştim grafiği ve buradan desteğini mükemmel bir şekilde almış gerçekten de. Yani inanılmaz bir şekilde almış ve tam alınması gereken yerden almış. Yani direkt ben Bitcoin'e bakacağım. Ee, önümüzde bu haftalık kapanışı bunun üzerinde 69 400'e 1 2 olmak üzere ardı ardına ne olmuş? Oralara kadar iğne atmış. Bak geçmişe dönük bakmayacağım. Gerçekten bunu direktmen e, kapatıp artık nedir ne değildir bunlara tek tek bakmak istiyorum. En önemlileri, değil mi? En önemlileri. Yani ben şunu düşünüyorum. Ya burada bir kırılım var. Bak şurada bir kırılım var gerçekten. Yani şunu falan kırdığı zaman zaten hele ki buraları böyle kırdığı zaman inanılmaz bir senaryoyla karşı karşıya geleceğiz. Yani yok onu biliyorlar, yok bunu biliyorlar. Bir bok bildikleri yok kimsenin. Hadi şunu da bilseler de o zaman. Yani burada ikili tepe yaptığını vesaire vesaire hepsini bilseler de o zaman ya. Yani. Bitcoin'i kapatmak istiyorum. Yani önümüzde 69.400 kırdığımız zaman gerçekten büyük bir atak. Büyük bir atak başlıyor. Düşüş senaryosu olacak. Şayet e, bu kırıldığı zaman daha öyle önümüzde hala bir e, uzun yol vardı yani demek. Gerçekten yükselişe dair e, güzel bir beklenti var. Şimdi Bitcoin'i kapatacağım. Sıra sıra gidelim çünkü bundan çok tepki almışız gerçekten. Sıra sıra gitmiyorsun falan diye. E, şimdi burası tam anlamıyla bir destek oldu tamam mı? Ve şunu bekliyorum. E, yani önümüzde şöyle bir grafik var. Ya yani bunu geçmişte duruk hepsini bilmişiz. E, Mim koini olduğu için şunu bariz belli şekilde yapacağını aynısını düşünüyorum. Yani şunun aynısı, şunun aynısı burada. Yani bırakın ikili tepeyi, değil mi? Yani bırakın ikili tepeyi. Yani şunu bile bilsek burada bir şekilde kırılımın fazla bir şekilde artacağını e, söyleyebilirim. 4 saatlikte de bakmak istiyorum. Yani hemen bir geleceğiz zaten şu piyasa değerinin oldukça 200 milyonluk, 500 milyon dolarlık e, bir niye düştü? Acaba yavaş yavaş mı satıyorlar? Hadi sattığı noktalar vesaire vesaire hepsini bunlar konuşalım. Neler yapıyor? Çünkü e, bu adamların çoluğunun çocuğunun bu paraları alıyorsa, çıkıyorsa nerelere harcıyor? Ne yapıyor falan filan. Bu CEO'ları ne yapıyor bu aşama 3 ne bunların hepsine bakıyorum hepsine de bakacağız anlatacağız bunları şimdi en önemlisi 4 saatlikte şunu bekliyorum yani beklemiyorum değil şu yani şu 1 olmak üzere 2 olmak üzere bak şunu yaptı ya aynısını yani ikili tepeyi ya. bak geldik buraya bak buraya kadar izlediysen söyle aşağıda yorumlarda belli et net buraya kadar izlediysen kazanacaksın kazanmama gibi bir şansın yok bak şu ikili tepeyi gördün mü? Şu ikili tepe. Şu ikili dip, şu ikili tepeyi gördün mü? Tamam, düşüş senaryosunu işaret. Bu ikili dipi gördüm. Tamam artık. Yükseliş senaryosunu işaret ve önümüzde 21.800 21 920. bu bantlar kırıldığı zaman artık kaçınılışı yok. Yani o zaman büyük bir şekilde yükseleceğini söyleyebilirim. Ya buraya kadar izlediysen ya bu tamam. Videonun başında bunu anlatmak istemiyorum. Çünkü ke kimit, kilit yani kemik kadroya söyleyeceğim tek şey bu. Yani kilit budur yani tamam mı? Yani i̇kili tep ikili dipi yaptım. Ben artık mutluyum. Yani şükürler olsun. Yani inşallah da yükselecek. Önümüzde 4 saatlik grafikte hemen hemen ya ee, yani onuna kadar bir şekilde kendini inşallah belli eder diye düşünüyorum. Notcoin'i de kapatalım. Gelelim artık bu piyasız değerine Yaptığı hamleler arzı, yakınlara ee, yakımlara dair. Hani bu yakımlara dair de hani buralar kadar da de gerçekten de kendini belli et. Çünkü önemli önemli konular abi yani benim amacım aldığım adeti falan filan hepsini zaten bunları söylüyorum yani. Ben burada insanlar bilinçlensin diye söylüyorum ama bir yakın gerçekleşecek ama henüz değil. Haziran'da mı gerçekleşecek? Ee, değil mi? Haziran'da mı gerçekleşecek? Temmuz'da mı gerçekleşecek? Bir geleni kendini, kendini belli belirleyecek. Çünkü gerisinde bıraktığı Telegram'daki coin'ler var. Yani en azından hemen listelenecek bir 3 tane coin'i var. Değil mi? 3 tane coin'i var. Yani bunu da zaten e, yescoin'de de zaten belirtiyorum aşağıda linkini bırakarım girin kasın biriktirin telegramdan zaten ücretsiz mining sistemi gibi e, yani manuel bir şekilde oyun oynayarak kazanıyorsun bak şunu söyleyeceğim yani önümüzde e, büyük bir hacmin getirdiği bir söz konusu aslında şurada yani sapan etkisi yaratacağını düşündüm yani volümde inanılmaz bir düşük var yani market cap'teki fiyatta e, büyük bir düşüklük var ama bu sapan etkisi benim bir, bir düşüncem yani beş katını bildiysek bunu da söylememiz bizim hakkımız gerçekten. Yani burada bir sapan etkisi gerçekten var yani bak şurada bir gördüğünüz gibi bir kırılım şuraya kadar. Yani artık böyle kırdığının şu şu belirtisi. Anlarız mı? Onun bir belirti olduğunu düşünüyorum. Bunu da hemen kapatacağım. Şimdi Shiba'nın çizdim yani şurası var ya. Ben buraya gerçekten bir emekle çizmiştim. Aslında hemen hemen nereden baksanız kalemi elimize aldığımız zaman e şöyle bir beklenti vardı bak. Şöyle giden bir beklenti vardı. Yani buradan tutun buraya kadar böyle 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 giden bir beklenti vardı. Ve trend bir şekilde bak bak böyle böyle giden bir beklenti vardı. Şayet bunu kırdı aşağı yönü Ya yani burada bir pozitif bir hava var gerçekten de. Yani e, negatif bir hava var pardon. Yani bir olumsuz bir hava var. Şayet e, ya bu piyasanın olumlu beklentisiyle birlikte e, güzel bir yerlere geleceğine inanıyorum ama ilk defa Shiba için kötü konuşacağım. Gerçekten de. yani ee, bunu kıramazsa 23-50 bandını kıramazsa gerçekten senaryo kötü. Yani bu bizim beklentimiz yani bu olmazsa gerçekleşecek e, güzel sonuçlar yok. Şayet belki panikletirler, stresi sokarlar. Gerçekten de e, ya benim de elimde büyük miktarda var yok değil ama e, yani süreç bu şekilde ve alt koyunlarda büyük bir düşüş vardı yani bu genel piyasa adına söylemek gerekirse bu şayet bu olumsuz havada burayı kırarsa yani buralara böyle e, bunun içinde kalırsa bunun kıramayacağı nokta yok gerçekten bunu böyle bilmek lazım e, olumsuz konuştuğuma bakmayın gerçekten de kırılırsa büyük bir yerlere gelebilir bunu da kapatacağım e, ship 16. sıralamadan e, nereden baksanız 17'ye acım olaraktan da 11'e market cap'te e, yükseldiğini söyleyebilirim e, ship için büyük bir seviye gerçekten de ve hala popülaritesini korumuş ve bu kadar insan niye satmıyor değil mi? Çünkü bir düşünce var orada yani bir bekleniş var. Satmıyorsa vardır bir bildiği ve e, benim de zaten bir bildiğim olmasa bunları dile getirmem söylemem. Bunu kapatacağım hemen e, direktmen korku indeksine bakacağım. Korku indeksi bizim için inanılmaz önemli. E, şu beklediğimiz şey var ya 1 ve burada da 2. Bak gördünüz mü 2 şurası 2. 1 2 ve tam anlamıyla e, kendini belli etmiş ve istediğimiz gibi gelmedi. İstediğimiz gibi gelmedi. ya yani Bunun aynısı olacağını söyleyebilirim. Burada konsolide olmuş bir şekilde ilerleyecek. Kendini burada olduğu gibi yukarı atacağı temennisindeyim. Ki burada da zaten kötü senaryolar var diye konsolide olacak. Ve yukarıya atacağını düşünüyorum. Burada panik yapıp strese sokacak. Yani sokmayacak değil. Hatta bunu da kapatacağım. Ve direkt anlatacaklarımı duymanızı istiyorum. Önümüzde bir FED var tabi. haftalık kapanışı anlatacağız. Haftalık kapanış bizim için inanılmaz önemli. Ee, bir panikletip stresi sokacaklar. Ee, ama bu zaten fiyatını da zaten belirlediğini söyleyebilirim. Yani bu korku fiyatında belirlediğini söylemek istiyorum. Yani bundan başka türlü bir senaryo olacağını da söyleyemem. Önümüze sadece FED var. Bir de tüketici verileri var. Başka bir şey yok. E, Bugünlük anlatacaklarım bu kadar da. Hava gerçekten çok sıcak. Bir sonraki videoda bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.